ilki yapılan Erdemli Belediyesi Kitap Fuarı'nda mekan olarak, takvim olarak, güllük, güneşlik, yeşilin, mavinin içinde çok güzel bir kitap fuarı. Kitapları okumanın, kitapları gençlikle, insanlarla buluşturmanın, bir şehre geri dönüşümü, yıllar sonra o şehrin sokaklarının daha huzurlu, insanların daha görgülü, kültürlü ve aydın olmasının bir yatırımıdır. Erdemli okuyor. Türkiye'mizde kitap okuma oranları açısından ilçeler içerisinde baktığımızda Erdemli bayağı yukarı sıralarda. Erdemli'nin halkı okuyor. Kadını, erkeği, öğrencisi, genci. Burada kültüre karşı bir çok güzel bir ilgi var. Erdemli'de de bir kitap fuarı olması Erdemli'ye yakışan güzel bir etkinlik oldu. Bundan dolayı emeği geçen herkese, başta da Erdemli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sazını usulca minderin üzerine bıraktı, ebenin kucağından çocuğu aldı, öptü, kokladı, sağ kulağına ezan-ı Muhammedi, sol kulağına da kamet-i şerif okudu. Dedi ki, evladım sana Neşet ismini veriyorum. Neşet ölü umutları yeşerten demek. Diyetinle, sanatınla ölü gönülleri dirilten, gönüllere hak aşkını, insanlığı, sevgiyi veren birisi olursun dedi. Ertaş olamaz. Herkes Ozan olamaz. Sanatçı olabilir. Çok meşhur olabilir. Medyanın, televizyon kanalların, sosyal Android sisteminin şişirmesiyle sanatçı olabilir. Kimimizin dağı kar boran, kimimizin dağı kül duman, kimimizin dağı da tozluk içindedir. Ama herkes kendiyle baş başa kaldığında o gönül dağına sığınır. Abdal erkekler için yapılacak üç şey vardır. Bir, sesi güzelse, yanıksa türkü söyler, türkü çığırır. Sadece türkü söyler. İki, herhangi bir müzik çalgısını kullanarak çalgıcı olur. Keman, davul, zurna, saz, cümbüş vesaire. Yine bir laf duydum. Geçmeyin izle, geliyor bana.
Kaşlarım var asla, kaşlarım var asla, kurbanım var asla, kurbanım var asla. Anca senden ben hala.